Şunu da koy Nevra. Kazakları koymuştuk değil mi? Koydum Irmak Hanım. Aa, bir de doktor raporlarımı, röntgenleri falan da koy. Aman diyeyim bak onları unutmayalım, çok önemli. Ben onları çoktan koydum bavula. Kenan'ın kaza. Ne çok aramıştık. Buradaymış mı? Irmak Hanım. Ben çok üzülüyorum sizin bu halinize. Annem kadar kısmet derdi de anlamazdım. Şimdi daha iyi öğrendim ne demek istediğini. Al bunu da koy. Kendisi olmasa da kazağını salırım. Oturup ağlayacağına kendini hemen Hazal'ın kollarına atıyorsun ha? Göstereceğim ben size. Hepinize göstereceğim. Ben bitti demeden bu hikaye bitmez. Hepinize göstereceğim bunu. Size göstereceğim. Göstereceğim. Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Beni şad et, şadiye başım için. Selamünaleyküm. Ay, Hamid'in kafesi ödüm patladı. Kapıyı çaldım ben ama sen duymadın. Anahtarla girdim ben de o yüzden. Kusura bakma, korkuttum. Ay ne kusuru? Hiç önemli değil. Gel otur, ne istemiştin? Erzakları getirdim ben. Erzak mı? Hayırım ya. Bu devirde market alışverişine kim erzak der? Oldu o zaman. Ben çıkayım. Aa, nereye gidiyorsun? Ölümü gör otur. Bir çayını iç ya. Ne bu resmiyet? İyi madem. İçeyim bir çayını. Gel gel. Afiyet olsun. Anlatsana. Ne anlatayım? Ay ne bileyim, kendinden bahset işte. Ha. Kafes işte ben. Ya bu kadar yani. Hikayen bayağı etkileyiciymiş ha. Tamam o zaman. Biraz ben anlatayım. Tabii eğer dinlemek istersen. Yağmurlu bir sonbahar sabahında İstanbul'un komşuluk ilişkilerinin henüz eski sıcaklığında yaşandığı bir mahallesinde doğdum ben. Ha. Bugün nihayet boşandık. Üstümden o kadar büyük büyük kalktı ki anlatamam sana. Ya sorma abicim ya, aldık boyumuzun ölçüsünü. Bir daha da evlilik falan uzak bana gerçekten. Akşam mı? Olur vallahi, ben de bir iki tek atar kafamı dağıtırım işte. İyi tamam. 7-8 gibi görüşürüz o zaman. Hadi bay bay. Ne oluyor bro? Bir şey mi vardı? Sabahtan beri hayırlı olsun diyebilmek için çırpınıp duruyorum ama yanına yaklaşılmıyor ki. Barut gibisin. Yani boşanmanın bu kadar stresli olacağını hiç düşünmemiştim. Kurtuldun işte Sinancığım. Yepyeni bir hayat seni bekliyor. Ne güzel. Evet öyle. Yepyeni. Ve mümkünse minimum stresli olsun. Ben sana şey diyecektim. Akşam bana yemeğe gelmek ister misin? Hem sana söylemem gereken çok önemli bir haberim var. Söyle. Yok, böyle ayaküstü olmaz. Sürpriz olsun. Kısacası kırık bir çocukluk, buruk bir gençlik. Ben böyle hep neşeliyim, şen şakram diye beni dertsiz sanma, değil mi? Ne badireler yaşandı bir bilsen.
Olur mu Çavuş'a? Estağfurullah. Annem ölünce biz de hayırsız babamın eline kaldık. Abim de çalışıp bize bakmaya devam etti. Babam da baktı abim evin yükünü çekiyor. Gidiş o gidiş. Nasıl yani? Terk etti bizi. Ha, dönmedi yani gel hiç. Yok anam, ne dönmesi? Uzadı bildiğin. Biz de ne yapalım, abimle kaldık bir başımıza. Elde yok, avuçta yok. Ben de mecbur oralarda bir lokalde işe girdim. Sen de çok çekmişsin ya. Ya. Ama hep bir gün bunların biteceğine inandım. Biliyor musun? Abim hapse girdikten sonra ilk defa burada bir aile ortamına girdim. Ay Allah ayırmasın, ne güzel insanlar. Öyledir. Ustam bir tanedir. Bir tane de Hazal, Melek ablam, onlara ne demeli? Allah hepsinden razı olsun. Amin, amin. Hakikaten öyleler. Öyle. Sen geç kalma. Ha, yok, kalmam. Hadi bir çayını daha içeyim ben senin. Sahi mi kız? Ay şey, pardon ya, ağız alışkanlığı. Dur çayını tazeleyeyim. Bugün nasıl geçti günün? Yorgun görünüyorsun. Niye keyifsizsin? Aziz, sana bir şey söyleyeceğim ama celallenmek yok. Tamam mı? Tamam canım, celallenmem. Ne oldu? Vural. Ne olmuş Vural'a? Bugün öğlen restorana geldi, yanında adamlar. Aziz, o adam gerçekten deli. Hazal'ı göremeyince iyice delirdi. Kızıma bir şey yapmasından korkuyorum. Sen merak etme. Ben varken Hazal'ın saçının teline zarar veremez o. Ne olur gözünü seveyim, sakin olalım. Tadımız kaçmasın. Adam normal değil. Bildiğin hasta. Meloş, şu doğradığın soğanları versene. Geliyor. Uyur. Salatanın sosuna tuz koydun mu? Koydum, koydum. Bir tane de kesme şeker attım. O niye? Azıcık tatlı olsun diye kız. Ay salata tatlı mı olur ya? Bak canım, salatanın azıcık tatlı olmasının ziyanı olmaz. Şöyle düşün, kadının nasıl işvelisi, tatlı dilisi makbulse salatanın da öyle. Diyeceğim de nereden anlayacaksın? Azıcık bana bak da öğren. Dilsizi dile getiren kadın mevelallah. Dalga geçmeyi bırak, yemek yapmaya uğraşıyorum şurada. Hayırdır, siz böyle istekli yemek hazırlamalar filan, görücü gelecek gibi. Ne alakası var? İçimden geldi bugün yemeği hazırlamak. Hadi oradan anlarım ben. Kemal evlenme teklif ettiğinde evin bütün camlarını silmiştim. Hasan'da bildiğin evi kırkladıydım. Hatta kendimi tutamayıp kapının önünü çitilemişliğim vardır. Yani? Yani benim adım da Meloş'sa... Ah, bak buraya yazıyorum, var sende bir haller. Ama hadi hayırlısı bakalım. Hazal'la haber var mı bu olan bitenden? Söylemedim sinirlenmesin diye. Arkadaş adam normal değil ki ya. Kim bilir arayıp kızı kaç kere rahatsız etmiştir. Hakikaten Hazal nerede? O da ayrı bir konu. Mutfakta harıl harıl yemek yapıyor. Yemek mi yapıyor? Evet, yemek yapıyor. En son Kenan'a evlenme teklif ettiğinde böyle olmuştu. Hadi afiyet olsun. En iyi yaptın da geldim be. Vallahi abi, iki tek atıp üstümdeki efkarı dağıtmadan normale dönmem mümkün değildi. Hayırdır, ne oldu? Yok bir şey ya, ne olacak? Ne oldu? Hazal'la konuşacağım falan diyordun. Gittin mi? Gittim abi kızın mekanına. Güzelce oturdum karşısına. Böyleyken böyle dedim. E'si olmaz o iş. Bir güzel onu anladım. Niye peki? Yani ya kız yeni boşandığı için yeni bir gönül meselesine bulaşmak istemiyor. Ya da çoktan yeni bir aşka yelken açmış, gözü ondan başkasını görmüyor, bilmiyorum. Allah Allah. Yapma ya. Yani en azından gözü beni kesin görmüyor.
Ya bu arada numarasını senden aldığımı öğrenince de hafif bir atar yapar gibi oldu da sonradan toparladı hemen. Kenan ya, şimdi söyleyeceğim şey sana biraz tuhaf gelebilir. Ama kusura bakma, dayanamayıp soracağım. Hani sizin Hazal'la aranızdaki durum arkadaşlıktan daha fazla bir şey olabilir mi? Tamamıyla toparlandın mı? Bitti mi her şey? Ufak tefek şeyler dışında bitti sayılır. Seni böyle yalnız göndermek hiç içime sinmiyor. Abi bu konuyu daha fazla lütfen uzatma. Sırf şu ölçüs ilginizle gitme sebeplerimden biri desem bilmem bir şey ifade eder mi? Tamam tamam, sustum. Doktordan rapor gelecekti, ne oldu? Cenevre'ye kliniğe mail attılar. Buradakiyle oradaki doktorlar konsültasyon yapıp yeni tedavi süreci belirleyeceklermiş. O iyi. Bu iş de hallolmuş desene. Ağzında bir şey geveliyor gibisin. Bugün bir şey oldu da benden mi saklıyorsun? Yok yani... aslında bir şey var ama... duyunca sen de en azından ne kadar doğru bir karar vermiş olduğunu anlayacaksın. Dinliyorum, neymiş bakalım? Nasıl öğrendiğimi sormayacaksın ama. Kenan Hazal'la ufak ufak görüşmeye başlamış. Üzüldün mü, doğru söyle. Yok canım. Kenan'ın mutlu olmasını isterim her zaman. Bütün bunlar o Kenan'ın başının altından çıkmıyorsa ben de ne olayım? Hazal'ın hiç o taraklarda bezi yoktur, sen de biliyorsun. Aynı evde burada yaşadım, tanıyorsun onu, çok saftır o. Şeytan Kenan. Fırsatını bulmuşken kızı ayartmaya çalışıyor işte. Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın Ceylan Gözlüm. Oh ne güzel. Keyfin yerinde bugün. Mışıl mışıl uyudum çünkü. Hava da güzel. Hep birlikteyiz de. Daha ne isterim? De sanki ayrı bir mutluluk var gibi sende. Aman baba ya. Sussam kabahat. Eğlensem kabahat. Aşk olsun. Yok olur mu kızım, yanlış anladın ya. Ben onu demek istemedim ki yani. Ya içimde bir his var bugün. Sanki çok güzel bir şey olacak gibi. İyi hadi hayırlısı. Konuşamadık bir türlü. Ne yaptın sen? Dün dolaştım biraz. Sahile falan gittim. Keyifli vakit geçirdim yani. Oksijen çarpmış ablacığım, Hazal'ı anlayacağın. Tıkalı olan kanalları açmak suretiyle moral depolamış. Deyip inanmış gibi yapalım biz. Sinan,
uyansana. Of Ebru, bağırma tepemde sabah sabah ya. Ne oldu? Ne bağırması ya? Bağırmıyorum. Hem gece evin yolunu nasıl buldun da geldin acaba? Kaç kere aradım, telefonlarımı da açmıyorsun. Ben istersen bulurum canım. Dur şimdi. Aa. Hem benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Başlıyoruz işte. Dünden beri çok önemli bir şey diye bitiremedin zaten. Sinan, sevincimi kursağımda bırakmasana. Sevincin derken? Yani aslında sevincimizi, mutluluğumuzu. Hayırdır Ebru? Sinan, sen benim tanıdığım en zeki, en düşünceli, sorumluluk sahibi, sevdiklerinin değerini bilen adamsın. Tamam, giriş bölümünü geçelim istersen. Sonra. Senin gibi biriyle birlikte olduğum için o kadar mutluyum ki. Dahası, senin çocuğunu taşıyor olma hissi tarifsiz. Baba olacaksın. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben gebelik testi yaptırmak istiyorum. Tabii. Ebru Sancak. Buyurun test sonuçlarınız. Teşekkürler. Allah kahretsin. Hayatta her zaman bir adım önde olan kazanır.
Bana inanmıyor musun yoksa? Tabii haklısın. Sen Defne gibi kadınların entrikalarına alışık olduğundan benim gerçeğim ağır gelir sana. Bu ne? Yaptırdığım gebelik testi. Bana inanmayacağını bildiğimden sakladım. Ah, oldu mu? İnandım da bu iki insanı ilgilendiren beraber verilecek bir karar Ebru. Hani tek başıma yaptım oldu bunu sen de kabul et diye bir durum yok Ebru. Oldu işte ama bir kere. Ama mı öneriyorsun? Daha yeni boşanma sürecinden çıkmışken bu kadar büyük bir sorunumu kucağıma bırakmana izin vermem. Bunu sana şimdiden söyleyeyim. Hazmetmeme izin ver. Daha sonra ne yapacağımıza karar veririz. Ali! Müşteriye baksana oğlum. Alo. Merhaba Kenan Bey. İhsan ben efendim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Siz de iyisinizdir inşallah. Şu iş ile ilgili aramamı söylemiştiniz de. Onun için şey ettim ben. Tabii gelirim efendim. Marina. Biliyorum Marina'nın yerini efendim. Tamam. Peki. Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Kolay gelsin Kenan Kaptan. Oo Aziz abi. Ne güzel sürpriz böyle. Gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya işe gidiyordum da gitmeden bir uğrayayım dedim sana. Buyur abi. Kahve içer misin? Yapayım mı? Yok yok. Ben kahvemi evde içtim. Gerek yok. Azıcık sohbet edek diye geldim. Nasıl gidiyor teknede hayat? Eve ne zaman çıkacaksın? Ben abi gayet iyiyim burada. Ev mev işleri sonra inşallah. Nasıl durumlar? Irmak'la? Akşamüstü gelecek. İmzalamam için bazı evraklar getirecekmiş.
Yarın da gidiyor zaten. Dediğini yaptı ha. Bayağı kararlı bir kızmış. O ailede bozulmamış tek insandır o. Kalbi pırlanta gibidir. Evet belki boşanıyoruz ama onu tanıdığım, onun gibi bir dost edindiğim için çok şanslıyım. Doğru diyorsun. De Vural gibi bir itin nasıl öyle bir kız kardeşi olmuş onu da benim aklım almıyor. Ha Vural demişken dün öğlen bizim restorana yemeğe gitmiş. Ne olacak? Meleğe deli etmiş işte. Ne diyorsun abi ya? Bak oğlum bu Vural itine karşı çok dikkatli olman lazım. Gerçi hepimizin ekstra dikkatli olması lazım o deliye. Ya abi bırak Allah aşkına. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Ya öyle höt dedim mi tırsan kaçan tiplerden o. Şu bacımla olan meseleyi bir çözsem ben ona yapacağımı biliyorum ama. Çözeceğiz abi hiç merak etme. Çok yakında öğreneceğiz. Yapayım bir kahve be. Ya hadi yap bakalım. Yap bakalım hiç. Madem ısrar ettin. Şekersiz mi? Ha şekersiz. Hazal. Sana bir şey söyleyeceğim ama sinirlenme. Sakin ol tamam mı? Yine ne oldu anne? Böyle söylediğine göre sinirleneceğim bir şey olmuş. Dün Vural geldi buraya. Seni göremeyince. Biliyorum. Dün beni de aradı. Anne üstünde durma bu kadar. Hasta işte. Kızım ben de onu diyorum ya. Yani buraya gelmesini, laf etmesini geçtim. Ama ben korkuyorum bu adamdan. Boşanmış olmanız sana kafaya takmasını geçirmemiş anlaşılan. Bak Vural dengesizdir, çatlaktır ama bana zarar vermez. Merak etme sen güven kızına. Sen bana USB vermiştin boşanmadan önce. Bu benim garantim demiştin. Ne vardı onun içinde? Önemli bir şey değil. Bu arada zaten ben onu bıraktığın yerden aldım. Haberin olsun. Hüseyin abi gel. Hoş geldin. Hoş bulduk beyim. Nasılsın iyi misin? Sağlığına duacıyız Kenan Bey. Çok şükür iyiyiz. Gel otur şöyle gel. Anlat bakalım. Nasıl bir iş bakıyorsun? Neler yaparsın? Vallahi ben ne iş olsa yaparım Kenan Bey. Bekçilik yaparım. Güvenlik görevlisi olurum. Şoförlükten de çok iyi anlarım. Tamam tamam anladım ben seni. Ben şu marinanın başındaki kişiyle bir konuşayım bakalım sana uygun bir iş var mı burada. Sonra da Aziz abi şirkette bir iş ayarlamaya bakar. Sen kafanı yorma. İlla bir işe sokarız seni. Allah razı olsun Kenan Bey. Aziz Bey o Vural Bey'in de olduğu şirkette iş bakacak öyle mi? Evet. Bir sakıncası mı var? Yok da. Sen sanki bir şeyler saklıyormuşsun gibi geliyor bana. Ne bileyim yani o gün şirkette Vural'a böyle bir alıcı gözüyle baktım falan. Ben aslında o Vural Bey yüzünden gül gibi işimden olduydum zamanında Ildır'da. Ne diyorsun abi sen? Ne işin vardı Ildır'da? Ne yapıyordun? İşte Vural Bey'in yan evinin bekçiliğini yapıyordum ben. O Vural Bey var ya asabinin önünde gidenidir. Her akşam karısıyla tartışmalarını duyardım ben. Nazlı da tanıyorsun o zaman sen. Naz Hanım. Çok kibar bir hanımdır o. Tanımam mı? Tesadüfe bak ya. Bunlarımız nasıl da kesişti sende. Şansa bak. Anlat abi niye işinden ettiler seni? Bir gece bu Naz Hanım'ın yardım çığlıklarını duydum. Kapılarına dayandım ben de. Ne diyorsun abi yanlış hatırlıyor olmayasın? Yok beyim. Ne yanlış hatırlaması? Hatta bir anası vardı bu Vural Bey'in. Beni kapıdan kovduydu. Sonra da gidip patronuma şikayet ettiydi. Bunların yüzünden işimden olduydum ben. İşe bak ya. Sen bu Naz kim biliyor musun? Yok bilmiyorum. İşte Aziz abinin kız kardeşi. Harbiden mi? Vay be. Dünya ne küçük ya. Naz Hanım'a benden selam iletin. Kesin beni hatırlar. Vallahi görüşsek selamını iletirim de. Biz de nerede bilmiyoruz. Ne demek nerede bilmiyoruz? Anlamadım. İşte biz de anlamaya ve çözmeye çalışıyoruz.
evde. Yakışıyor mu yaptığın ayıp değil mi? Üstüme gelme Ebru. Bak uyarıyorum, sabrımı çok zorluyorsun şu anda. Ne olur sabrını zorluyorsam ya, ne olur. Ben sana hamileyim diyorum ve bu bebeğin babası sensin. Nokta. Ne olmuş kızım hamileysen ha? Ne olmuş? Hamile olduğunu duyar durmaz parmağına yüzük falan takacağımı mı zannettin sen yoksa? Alnımda benim enayi yazıyor da benim mi haberim yok ha? 3 günde benim parmağımda oynatacağını düşünüyorsan yanılıyorsun, anladın mı? Bırak, canım acıyor. Bana bak, bana bak. Bir daha üstüme gelir, ipe sapa gelmez boş tehditler savurduğunu duyarsa tahmin bile edemezsin yapacaklarımı. Duydun mu beni? Tamam abi, görüşürüz. Ben sana haber vereceğim. Çok sağ olun Kenan Bey. Allah razı olsun. Hadi kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben şimdi Aziz abiye nasıl anlatacağım bunu? Allah'ım sen bana yardım et. Vay vay vay. Kıymetli ortağım teşrif etmiş. Hoş geldiniz. Buyurun bakalım. Bu şerefi neye borçluyuz? Son yatırımla ilgili bizim çocuklar raporları incelemişler. Onay vermem gerektiğini söylediler. Hiç yaş tahtaya basıp yanlış işe girecek göz var mı bende Aziz Efendi ha? Sen beni hiç tanıyamamışsın ki. Benim onayımla olmasa da eğer biz bir ortaklığa girdiysek ben sonuna kadar hakkını veririm onun. Niye? Çünkü buna iş ahlakı denir. Keşke o iş ahlakını özel hayatında da koruyabilsin. Hop. Bak yaşını hürmetten susuyorum. Boyunu aşan laflar ediyorsun, ileri gidiyorsun. Duracağın yeri bilmiyorsun. Biz bu saçları değirmende artmadık Vural. Nerede durup nerede hareket edeceğime ben karar veririm. Ya bak ne güzel iş konuşuyorduk. Geldin, konuyu nereye getirdin? Hiç kalıbının adamı değilsin. Ayrıca sen benim özel hayatımla ilgili yorum yapabilecek son kişilerden birisin. Ne oldu? Kız kardeşimle evli olduğunu unuttun mu? Nasıl karıştırma şimdi? Ne demek karıştırma? Aramızdaki husumetin temeli kız kardeşim. Onun birdenbire ortadan kaybolmasını sineye çekip kabulleneceğimi zannediyorsan aldanıyorsun. Ayrıca karımla kızından da uzak dur. Bu sana sonu ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Marketten de gelmiyorsun. Bir şey mi lazım? Ha, yok. Yok, lazım değil. Şey... Sen geldiğinden beri evden hiç dışarı çıkmadın ya. Gel ben sana bir boğaz hava saldırayım ha. Ne dersin? Ha, gerçekten mi? Ay bilemedim şimdi ne desem. Aziz abi bir şey demesin. Ha, yok demez. Ben konuştum onunla. İyi olur. Kız çok bunaldı, yoruldu. Çıksın dedi. Ay kız, yerim ben onu ya. Zor gün babası yeminle. Çıkalım o zaman. Hadi acele edelim. Tamam da ben bir üzerimi değiştireyim. Yok, iyisin böyle. Tamam, ben o zaman montumu alayım. Gelirim. Ben arabada bekleyeyim o zaman. Tamam. Ay ben senin üstü kapalı iltifatını yerim kız. O zaman imzalaman gereken evrakları da alırım yanıma. 8 gibi de hazır olurum. Görüşürüz. Abi ne haber? Sen nereden çıktın ya? Sen beni şimdi boş ver de sana ne oldu asıl, iyi misin? Ama buraya yazıyorum. O Vural iti bir gün elimde kalacak. O deliği kimse elimden alamayacak. Ne oldu abi? Gene ne yaptı bu? Lan ne yapmadı diye sor bana ya. Ne yapmadı diye. Adama Naz diyorum. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Benim kardeşim ortadan kaybolmamış gibi sarığa yatıyor ya. Bir de buna benim inanmamı bekliyor. Ama ant olsun. Naz'a ne olduğunu öğreneceğim. Onun başına ne geldiğini öğrenmeden ölmek bana haram olsun. Abi ben de bugün çok acayip bir şey öğrendim.
Ne? Bu kurtardığımız kızın amcası var ya İhsan. He? Ya o geldi beni görmeye. İşsizmiş. Kendini anlatmaya geldi. Öğrendim ki bu Vural'ın komşusunun bekçisiymiş Ilır'da. Nasıl da tanıyormuş. Oğlum sen ne diyorsun la? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Abi duyduğumda ben de çok şaşırdım. Ya hadi gidip herifi bulalım, ne biliyorsa öğrenelim. Hadi. Abi pek bir şey bildiği yok. Hatta kendisini çok severim. Selam söyle falan dedi. Gel otur şöyle. Bak öyle ya da böyle şu tünelin ucunda bir ışık gördük sanki. Bir sakin ol oğlum abi. Ay biz böyle filmlerdeki gibi olmadık mı? Bir muhallebeciye gitmediğimiz kaldı. Ay tamam, geri aldım sözümü. Sen unut dediklerimi. Neyse ben sana biraz çocukluğumdan bahsedeyim. Ben anladım seni. Sen romantik komedi adamı değilsin. Drama seviyorsun sen. Ama haklısın, reyting dramada. Ben de Allah'a var çok şükür. Neyse işte babam da gittikten sonra. Ben sana dedim ya hani biz abimle kaldık diye. İşte ben lokaldeyken orada bir tane müşteri. Sen bana takıl. Neyse abim de tabii buna ne yaptı? Abicim. Oo, bu ne güzellik böyle Irmak'cığım. Hayırdır, benim için mi giyindin yoksa? Şaka yaptım, şaka. Arkadaşlarınla mı çıkıyorsun? Yok, arkadaşlarımla değil. Kenan'la son bir defa da böyle yemek yiyip vedalaşalım dedik. Bir de tabii bizim avukatın gönderdiği evraklar var. Onları da imzalaması gerekiyormuş. Sana inanamıyorum Irmak. Hala Kenan diyorsun ya. Abi lütfen daha fazla uzatma. Bak birazdan gelecek. Bir tatsızlık çıksın istemiyorum. İyi tamam, sustum. Of. Melem ya. Ağrı kesici bir şey versene bana. Başım çatlayacak gibi ağrıyor ha. Ne oldu durup dururken öyle başını ağrımaya başladı sen? Ne olacak? Ural Bey'le yarım saat geçirmek bile başımın ağrımasına sebep. Aklıma geldikçe kafama sanki hançerler saplanıyor. Ne söyledi seni bu kadar sinirlendirecek? İşle mi ilgili? Yok kızım ya, ne işle ilgili olacak? Bunca Badire'yi atlatan babana iş stresi koyar mı ya? E ne o zaman? Ne oldu da senin bu kadar sinirlerini zıplattı o uğursuz? Ah. Sağ ol Melek. Ya herifin suratına bakınca aklıma kardeşim geliyor ya. İçim acıyor. Ne oldu bu kıza? Bu kız nerede ya? Nereye gitti? Aziz yapma böyle, bak hasta falan olacaksın. Ha bir de konuyu açınca sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi geniş geniş konuşuyor herif ya. Tamam sakin ol. Ne olmuş? Hamile olduğum duyar durmaz parmağı bir yüzük falan takacağını mı zannettin sen yoksa? Alnımda benim enayi yazıyor da benim mi haberim yok ha? Allah'ın ıldırından kalkıp geldim diye düşkünde benim parmağımda oynatacağını düşünüyorsan yanılıyorsun, anladın mı? Seni adam sanmıştım Sinan. Madem değilsin, ben seni adam etmesini bilirim. Teşekkür ederim her şey için. Asıl ben teşekkür ederim. Gitmeden bana vakit ayırdığın için. Şu imzaladığın evraklarla ilgili de anlayışına ayrıca teşekkür ederim. Bizim avukatın iş güzelliği işte. Yok hiç önemli değil. Yani sonuçta o da emir kulağı. Kesin Vural'dan almıştır talimat. Boşanırken mal varlığınıza göz dikeceğimi düşündü kesin. Benim tanıdığım Kenan'ı tanısaydı eminim abim de çok severdi. Ama bir ters köşeden bakmayı tercih etti. Keyfi bilir Barımak. Kendi tercihi. Benim için önemli olan sensin. Seninle aram bozulmasın yeter. Biz düşman değiliz ki. Birbirimizi kıracak ya da üzecek hiçbir şey yaşamadık. Senin yerin bende hep ayrı olacak. Benim için de öyle. Senin gibi bir dostum olduğu için çok şanslıyım. Evet belki karı koca olmayı beceremedik ama... ...ben inanıyorum ki birbirini seven çok iyi ki arkadaş olacağız. Kenan ben gitmeden bir şey daha yapmak istiyorum. Tamam söyle, hemen yapalım. Ne istiyorsun? Bu gece teknede kalmak istiyorum. Teknede mi? Yok hayır, öyle yanlış anlama. Orada uyumak, orada güne başlamak nasıl bir şey çok merak ediyorum. Gitmeden.
ben hani eğer mümkünse bir arkadaşın sana misafirliğe gelmiş gibi